sabaha kadar gelip de faytona binmemek olur mu? Ekibimiz de küçük bir seyahat için yola koyuluyor. Evet sevgili izleyenler, şimdi tabii ilginç bir araç daha var. Atlarla birlikte bir garusa dediğimiz bizim. Eski Kıbrıs lisanı ile. Şimdi Python. Şimdi Python tabii ki. Küçük bir seyahat yapacağız. Bakalım neler göreceğiz. Evet sevgili izleyenler, şimdi tabii ki bu araçta biraz sallanacağız ama sallantıdan özür diliyoruz. Meydana gelecek olan ekrandaki sallantıdan. Çok güzel bir tura başladık. Prag'ın Old City dediğimiz eski şehrinden başladık ve az sonra tarihi astrolojik saat önünden geçeceğiz. Burası her zaman olduğu gibi çok kalabalık çünkü saat başı burada bir heyecan var. Ve bu heyecan efendime söyleyeyim insanların işte İsa'nın 12 havarisini izlemek için, bu saatin nasıl çalıştığını görmek için geliyorlar. Gerçekten ilginç bir ortam. Evet, kilisenin ve saat kulesinin önünden geçtik. Ve burada tabii evlenen insanlar da var. Belki henüz görmedik ama bu konuda neler diyeceksin sevgili bir bay? Çünkü daha kutsanmış hisseder insanlar sanırım burada evlendikleri zaman. Yani kilise, eski saat kulesi vesaire. Evet, görüşlerini bir alalım bakalım. Ama şunu söyleyebilirim ki insanlar fazla öyle dinlene fazla bağlı insanlar değiller. Çekler. Yani hayatlarını hissettir gibi yaşıyorlar burada. Fazla umurlarında değil onların dini görevler ama şunu söyleyebiliriz ki Prag'a gelip de bu Python gezisi yapmasak olmazdı. Çünkü bu tarihi güzellikleri bir de Python içinde nostalji yaşayarak yapmak lazım değil mi sevgili Mustafa? Tabii yani masal tadındaki sokaklardan geçerken insanların duyguları daha farklı olur. Ve zaman tüneline gidersiniz. Bu konuda neler diyeceksin? Evet, tamamen tarihi yaşıyorsunuz Prag'da. Evet. Bir başka büyük dikkat çekmek istediğim konu ise sevgili Mustafa Şah, Çekler gerçekten turizmi iyi yapıyorlar. En ufak bir sembollerini dahi öylesine büyütüyorlar. Öylesine bir turistik ortam yaratıyorlar ki ya şaşırıyorsunuz. Yani şunu söyleyelim. Pıraklılar en ufak bir özelliklerini, en ufak bir tarihsel ürünlerini bile öylesine büyük bir pazarlamayla size sunuyorlar ki. Cilalayıp satıyorlar. Aynen. Yani ben diyorum ki bizim ülkemizde. Her şey var. Her şey var. Orijinal. Orijinal kültürü de var, sanat da var ama biz bunu pazarlamayı yapamıyoruz. Yapacak olanlardan geliyoruz. Evet. Yani bir bakıyorsunuz en ufak adamların bir taksi kültürü bile. Karşınıza eski model arabalarla çıkıyor. Evet. Yani bizim ülkemizin kültürel zenginliği daha fazla ama bunu yapanlar bu ülkede beceremiyorlar. Buralarda insanlara nereden geldiğimizi anlatıyoruz. Kuzey Kıbrıs'ın ne olduğunu anlatıyoruz. Ve ne kadar ilgi duyuyorlar. Yani reklamını yapıyoruz ülkemizin evet. Ama paparazzi programının bunu söylemek zorundayım. Böyle biraz bu konuyu açtığım için de izleyicilerden özür diliyorum. Yani inanın sevgili izleyiciler bugün Viyana'ya gelip, Prag'a gelip program yapmak hiç kolay değil. Büyük bir maddi külfeti var. Ama biz Turizm Bakanlığı'nın en ufak bir katkı almadan Kuzey Kıbrıs'ı tanıtmaya devam edeceğiz. Bunu söylemek istiyorum. Haklısınız Bilbay Eminoğlu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımına yaptığınız katkılar unutulmaz. Daha önce Türkiye'nin en büyük kanallarından birine yapmış olduğunuz programı da söylemeden geçemeyeceğim. Siz yolunuza durmadan devam edin. Prag'daki çekimlerimiz sırasında yeni evlenen çiftlere de rastlıyoruz. Bu çiftlerden biri de Türk. Nikah oluyor herhalde değil mi? Oldu. Hayırlısı olsun. Bu çok güzel bir şey. Bizim için de güzel bir imaj, bir sahne olacak bu. Güzel bir kare olacak daha doğrusu. Neler duygularınızı alabilir miyiz fırsat bulmuşken? Mutluyum, mutluyuz. Ne kadar bak mutluluk güzel ve yani böyle bir şehirde, nostaljik bir şehirde nikah olmak da herhalde böyle kutsanmış gibi oldunuz öyle hissediyorum. Evet değişik oldu, hakikaten değişik oldu. Ne kadar güzel. Yani size mutluluklar dilerim ben. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Nereden aklınıza geldi? Prag tabii. Vallahi çok nostaljik. Ben de şaşırdım. Biz de böyle dostlarımızın tabii. Aynen, ben kaynana oluyorum. Ama hiç kaynanaya benzemiyorsunuz. Böyle görünüşte öyle değil mi? işte bu olmadı. Gelin hanım mutlu, damat bey mutlu. Sanırım bu mutluluk tabii dileklerimiz bir ömür boyu sürsün. Çünkü öyle inanıyorum ki Prag size bu nostaljik şehir, bu masal şehri sizlere mutluluk, sağlık verecektir. Allah'tan dileğimiz bu. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim.